İlk defa araba kullanıyorsun değil mi? Arkadaşlar, değil mi derken dizin tek dönüşümü it üzerinden oluyordu. Dolayısıyla Bursa ve Ceyhan potada arkadaşlar. Ve diz is olduğu için burada has kullanmamız son derece anlamlı olur. Dolayısıyla diz is, isn't it, Ceyhan Doğuçal. Eskiden olduğu gibi her 4 ila 7 yıl arasında ortaya çıkmak yerine El Niño şu anda artık birkaç yıldır arda arda ortaya çıkıyor. Evet. Arda arda derken arkadaşlar kansa gidecek olayı. Peki yani işte 3 yıl önce oldu, 2 yıl önce de oldu, geçen sene oldu, bu yılda tarzında. Adana, Bursa, Ceyhan bunların üçü de A2'dir arkadaşlar. Sebebiyle ya da yüzünden anlamına gelir. Bir soruda 3 tane de hocam olmaz mantığını ediyoruz. In case of ise arkadaşlar durumda demek. Mesela acil durumda camı kırınız tarzında bir ifade arkadaşlar. Bu da bu şekilde kullanılır. Anlamsız olarak bizi yoruyor. Evet, 4 ila 7 yılda bir olmak yerine birkaç yıldır arda arda her yıl oluyor derken 4 ila 7 yılda olmak yerine anlamında instead of doğru cevap. Bir sonraki sorumuzdayız. Yeni spor merkezinin bu planına istediğin kadar yakında bakabilirsin. Ancak anlayabileceğini düşünmüyorum. Arkadaşlar istediğin kadar yakından derken as closely as you like. As nokta nokta as yapısı kadar anlamına gelir ve burada istediğin kadar yakından derken de as closely as you like. Bir sonraki sorumuzdayız. Sol tarafındaki ismi sağ tarafında açıklayan yapıya red cross denir. Evet, red cross dediğimiz anda arkadaşlar şıklarda varsa water, howder, weather, drifter bunlar gider. Çünkü bunlar arkadaşlar noun clause'u kullanan yapılar. Hemen eledik. Ver açıklanan bir yer ifadesi olduğunda kullanılır ve R'dan mutlaka özne ister. Yok, gönderdik. Whom da mutlaka insanlarda kullanılır. R'dan özne ister. Yok, özde yok. Dolayısıyla bunu da gönderdik. Şimdi burada açıklanan acaba kufun kendisi mi? İnsan olarak yorumlarsak kuf. Yoksa kufun primitif mi arkadaşlar? O zaman da biç. Kahire yakınlarına derken daha çok insanı böyle açıklamayız arkadaşlar. Burada açıklanan kufu değil, onun primitidir. Kahire yakınlarında olan müthiş kufu primiti arkadaşlar. Büyük kufu primiti. Dünyadaki en önemli anıtlardan, yapıtlardan biridir. Açıklanan primit olduğu için ardından fiil ile beraber arkadaşlar which ya da that virgül olduğu zaman that olmaz. Dolayısıyla which doğru cevap diyoruz. Diğer bisikletlerin hepsi kırmızı. Bir tek benimki mavi. Benimki mavi olan tek bisiklet. Ardından isim geldiğine göre zamir olmaz. Adana, Bursa, Ceyhan. Bunlar zamir. Sonunda S var arkadaşlar. İsim olduğu zaman bunlar olmaz. Peki fiilden önce özne gelir. Edirne'nin ikinci kısmı ise he'nin nesne halidir arkadaşlar. Mesela I love you, I love her, işte Ayşe loves him vesaire tarzında. Bu nesne halidir. Fiilden önce bunun özne halinin kullanılması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla burada gider. Diğer bütün bisikletlerin tamamı kırmızı, benimki bir tek mavi olan arkadaşlar. Deniz doğru cevap dedik. If sorusunu if kuralları da aynı çözüyoruz arkadaşlar. If'te geçmişten bahsediyor. O zaman tip 3'tür. O zaman da if'in bulunduğu kısım past perfect. Temel cümle kısmı da would have var fiilinin 3. hali olur. Türkçesiyle eminim ki elinden gelseydi yapabilseydi nerede olduğunu bizim bilmemiz için bize telefon ederdi. Edirne doğru cevap arkadaşlar. Ev korkunç görünüyordu. Çünkü hiç kimse orada yaşamıyordu. Ve pencerelerin çoğu da daha öncesinde yapılmıştı, kırılmıştı. Birincisi pencereler kırmaz, kırılır. Aktif değil, pasif. Aktif olan Ceyhan'ı gönderdik. Edirne'yi de gönderdik arkadaşlar. Daha sonrasında geçmişten bahsettiği için present perfect olmaz arkadaşlar. Çünkü cümle yukarıdan aşağı geçmişten bahsediyor. Burası past, burası past continuous.
Peki acaba paskınız pası mı, pasperfect pası mı? Neden ev korkunç görünüyordu? Çünkü pencerelerin çoğu daha öncesinde kırıldığı için o anda kırılıyordu. Cümle anlamsız olarak bizi yoruyor arkadaşlar. Denizi işaret ediniz diye. Bursa doğru cevap dedik. Daha önce Bursa'ya gitmemişlerdi. Dolayısıyla kendilerini neyin beklediğini, neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Arkadaşlar cümle sonundaki bir form normalde present perfect'tir. Şu anda Bursa'nın eli daha kuvvetli ancak Bursa'yı zayıflatan ikinci kısımdır. Eğer ikinci kısım have known yerine don't know olsaydı, dolayısıyla kendilerini neyin beklediğini bilmiyorlar, o zaman Bursa daha güzel bir doğru cevap olabilirdi. Ama bu haliyle arkadaşlar Bursa ikinci kısımdan eli biraz zayıf. Biz soruyu şöyle yorumlayacağız arkadaşlar. Geçen haftadan bahsediyor olarak yorumlayalım. Geçen haftadan bahsediyoruz. Geçen haftanın öncesinde Bursa'ya gitmemişlerdi. Dolayısıyla geçen hafta Bursa gezisi söz konusu olduğunda kendilerini neyin beklediğini bilmiyorlardı. Bu tarzda yorumlamak durumundayız arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Sanırım yemekten sonra bir süreliğine bahçede yürüyüşe çıkabiliriz değil mi? Evet, we can take a walk, can't we? Yürüyüşe çıkabiliriz değil mi derken arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Sınıf güldüğünde zavallı çocuk kendini o kadar rahatsız etti ki son nokta nokta net. Kepini, kasketini elinde tutsa mı tutmasa mı arkadaşlar? Bunu bile bilemedi. Son nokta nokta det yapısı arkadaşlar. Arada sıfatlara zarfla kullanılır. O kadar ki anlamı gelir. Kendisini o kadar rahatsız etti ki anlamında det verir. Detten sonra sonuç gelir arkadaşlar. Kasketini, kepini elinde tutsa mı tutmasa mı bilemedi tarzında bir cümle. Edine doğru cevap diyoruz.